Merhabalar arkadaşlar. Bir süredir benden istediğiniz bir açılımla karşınızdayım. Birkaç gündür video çekemiyordum. Çünkü hem özel danışmanlıklar hem de kendi hayatımın yoğunluğu aslında vakit ve enerji bırakmıyordu bende. Siz de lütfen ne sıklıkla video istediğinizi yorumlarda belirtirseniz ben de ona göre hareket etmiş olurum. Kimisi daha seyrek isteyebilirken kimisi ise her gün video istiyor. Eğer her gün <laughs> bir video istiyorsanız lütfen bunu özellikle yorumlarda belirtin. Şimdi konumuz güçlü ve zayıf yönlerin neler şeklinde olacak. E, i̇ki grubumuz var. Twitter'dan duyurmuştum. Birinci destemiz buradaki beyaz kediciğin olduğu bu deste olacak. İkinci destemiz de buradaki e, sarmal turuncu kedinin olduğu şuradaki deste olacak. Güçlü ve zayıf yönleriniz neler? sen ve sana dair sen neyi bilmelisin konumuz bu odaklanıp seçebilirsiniz ben birinci desteğiyle başlıyorum arkadaşlar yeniden merhaba birinci desteği seçenler şimdi sizin güçlü yanınız neymiş her şeyden önce diyor ki sen güçlü bir ışık işçisisin. Güçlü olmak senin için güvenli. Ruhsal gücün ilahiye sevgi dolu hizmette büyük lütuflar getiriyor. Bir şekilde benim kanalımda özellikle ve benden özel danışmanlık alanlarda mutlaka e, ışık işçiliği kartı geliyor. Genelde görüyorum çok fazla geldiğini. Bu zaten bu potansiyeli taşıdığınızı ve aslında bu yolda ilerlemeniz gerektiğini bu konuda güçlü olduğunuzu söylüyor, dile getiriyor size. Şimdi bakalım bunun haricinde güçlü olan yönleriniz nelermiş. Öncelikle 11-21 ve 49'daki 4 ve 9 rakamlarının sizin için bir değeri olabilir. Bakın burada bir tilkimiz var. Böyle ayı özellikle gökyüzüne elinde bir dürbünle bakıyor. Şöyle daha iyi gözükür belki. Kartımızın adı Observer. Yani gözlemci aslında bir şeyleri ee, izleyen. Ve burada izleyen ne? Tilki. Değil mi? Tilkiler nasıl olur? Genelde uyanık olur. ...etrafındaki koşulları güzel bir şekilde görebilir, değerlendirebilir ve o koşullara uyum sağlar. Şimdi benim burada anladığım kadarıyla sizin güçlü yönünüz... ...olayları, olguları, kişileri olduğu gibi görebilme kabiliyetiniz. Ve bunun hakkında aslında çalışıyor olmanız. Bir kısmınız hukuk sektöründe çalışıyor olabilir. Yine bir kısmınız aslında esasında... Ee, insanlara bir şekilde rehberlik ettiğiniz bir şekilde yardımınızın dokunduğu bir alanda yine çalışıyor olabilir. Özellikle böyle e, diplomatlık gibi, elçilik gibi yani insanlar arasında ara bulucu dediğimiz görevleri yürütü, yürütüyor olabilirsiniz ve aynı anda aslında birden fazla şey dahi yapıyor olabilirsiniz. Çünkü gözlem yetenekleriniz gerçekten çok fazla şekilde gelişmiş. Buradan ben sizin iletişiminizin de aslında kuvvetli olduğu sonucuna ulaşıyorum. Ve e, sanki çevrenizdeki insanlar bir şekilde bir fikre ihtiyaç duyduklarında tavsiye almak istediklerinde size geliyorlarmış gibi. Çünkü sizin e, onun veya bunun lehine veya aleyhine değil tamamen olması gerektiği gibi hakkaniyetli ve adil bir şekilde aslında karar aldığınızı bu şekilde... E, Tarafları adil bir düzene kavuşturduğunuzu düşünüyor olabilir. Bir şekilde siz gerçekten dünyada böyle adaleti aslında tesis eden karakterler olabilirsiniz. Gerçekleri ortaya çıkarmak konusunda yine ne çalışıyorsunuz? Ee, gazetecilik mesela bunların içinde yine dahil olabilir. Bir şekilde siz sanki insanların hem gerçek yüzlerini güzel bir şekilde görebiliyorsunuz hem de gerçek potansiyellerinin değerlendirilmesine dahi etkili olabilirsiniz. Haritanızda terazi, boğa, aslan, akrep ve kova olabilir. Veya bu konumlarda özellikle önemli kişisel gezegenleriniz olabilir. Aklınızda bulunsun. Ee, öyle ki Verdiğiniz karar şöyle değil yani kendiniz adına da mesela bu şekilde her şekilde adilsiniz. Hani fazla mutluluk veya fazla belki böyle bir intikam duygusuyla hareket etmek değil bu. Bir tarafı aşırı sevindirip bir tarafı aşırı üzmek değil. Adil olması gerektiği gibi ve karmadan çok fazla özellikle. ...korkuyor <laughs> ve karmanızı ödemek için çalışıyor olabilirsiniz. Ama bir şekilde neşeli insanlarsınız. Ee, gerçekten içine girdiğiniz her ortama neşe getiriyorsunuz. Böyle nur saçıyorsunuz adeta. Ee, öyle bir ışığınız var insanların da yüzünü güldüren. Ve bence çok renkli bir kişiliksiniz esasında. Ve şartlar ne olursa olsun... Ee, ...kalkıp böyle olması gerektiği gibi... ...o yolda adım atabiliyorsunuz. Ve içinde bulunduğunuz durum... ...her ne olursa olsun... ...ona dışarıdan bir gözle bakabilme... ...kabiliyetine de aslında sahipsiniz. Ve kafanıza bir şey koydunuz mu... ...o işi... ...doğru bir şekilde yapana kadar da... ...durmuyorsunuz aslında. Ha belli başlı bazı kararsızlıklarınız olabilir... ...terazi burcu bazı kararsızlıkları da gösterir ama... Dünya kartı dolayısıyla da özellikle bir hedef koyduğunuzda o hedef uğrunda böyle sonuna kadar gittiğinizi ve o hedefleri genelde başardığınızı söyleyebilirim. Gerçekten böyle güçlü hem ara bulucu kişilersiniz kişiliklersiniz hem de kendi ideallerinizi aslında gerçekleştirebilme kabiliyetine de sahipsiniz diyebilirim. Hani diyorum ya böyle bir şekilde mutlusunuz yani sanki buradaki kadın gibi gerçekten böyle gülümsüyorsunuz ve bakın bir ayağınız her ne kadar yukarıda bir ayağınız sadece burada dönen yılanın üstünde dahi olsa e, siz kendi içinizde dengeyi bulabilmiş insanlarsınız ve hayattaki belki de kilit kelimeniz zaten denge dengeyi bulmaya ve insanlara da aslında dengelerini getirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bazılarınızın ben şifacı özellikleri olduğunu da düşünüyorum. Bu sebepten. Ve ne diyelim? Tatmin aslında. Yaptığınız işten nasıl tatmin olacağınızı, nasıl mutluluk kazanacağınızı da biliyorsunuz. En azından bir şeyde tatmin olana kadar o yolda ilerlemeyi başarıyorsunuz gerçekten ve dediğim gibi her şeyi çok iyi bir şekilde gözleme kabiliyetine sahipsiniz. Şimdi <laughs> zayıf yönlerinize gelelim. Ha, bakın burada da bir kılıç, burada da bir kılıç. Bağlarını kes. Korkuyla geçmiş ilişkilerden gelen eski bağların hepsini temizleyerek seni yıkıcı kalıplardan kurtarmasını iste. Hmm, aslında siz kurunun insanlarsınız. Blessed, kutsanmışlık kartı geldi. evet tamam ben anladım olayı şunu nereye alalım bunu böyle alalım burada da 5 ve 6 rakamları ve 22 geldi şuradaki rehberlik kartınızı açacağım diyecektim ki gözünü aç geldi fare şimdi arkadaşlar her ne kadar olaylarda özellikle başkaları için adil kararlar alabilseniz de bir şey kafaya koydunuz mu eve sonuna kadar gidebilseniz de bunu duygusal konularda yanlış şekilde kullandığınızı veyahut da hiç yapamadığınızı söylemek istiyorum burada. Ya bir kısmınız gerçekten az önce dedim ya kafaya koyunca bir şey sonuna kadar tatmin olana kadar o hedefi başarına kadar gidiyorsunuz diye. Heh çok fazla bir şekilde şuradaki hani kutsanmışlığın ve aşıklar kartının bana getirdiği şu ki kör bir şekilde kadere inanıyor olabilirsiniz ve hani hayatınıza giren her ilişki formuna bu benim kaderim bu kız benim kaderim <laughs> bu adam benim kaderim tavrıyla yaklaşıyor olabilirsiniz ve bence nerede duracağınızı bilmiyorsunuz. Mesele bu. Nerede, ne zaman durmanız, nerede ne zaman o insanın ipini kesmeniz gerektiğini bilmiyorsunuz. Çünkü hatırlayın, aslında güçlü yanınız neydi? Bir şeyin sonuna kadar gidebilme, yani döngünüzü tamamlayabilmekti. Fakat burada şu var yani. Pes etmiyorsunuz. Pes etmiyorsunuz bağ koparma konusunda başarılı değilsiniz. En azından şu anlık. Bu elbette ki iyileştirebileceğiniz bir özellik. Bakın size hayvan rehberliğiniz ne diyor? Gözünü aç. <laughs> Aptallık etme sen Bihter Ziya gilsin diyor. Özellikle ikili ilişkiler. İlla aşk ilişki durumları olmak zorunda değil. Bu anne babayla bir arkadaşla bir patronla olan ilişki dahi olabilir. Fazla duygusal yaklaşıyorsunuz, fazla duygusal yaklaşıyorsunuz ve hani demiştim ya az önce çok böyle adil bir şekilde yaklaşıyorsunuz insanlara karşı çok adilsiniz. İşte kendi hakkınızı bence bu konularda iyi olabilirsiniz. Hani demiştim ya terazi burcunun bir dengesizliği vardır burada aslında onu da aldım gibi kesinlikle şu an o dengesizliğin neden olduğunu anlıyorum. Yine haritanızda ikizler ve şurayla birlikte aslan burçlarında bir etki olabilir. Ya da bu burçlara sahip olabilirsiniz. Düşünce bazında gerçekten özellikle ilgili ilişkilerinizde özellikle mantıkla değil de kalple ilgili karar vermeniz gereken konularda çünkü bunu da gösterir aşıklar kartı aslında ee, bir nasıl diyelim nerede ne zaman duracağını çok da bilememezdik var. Bu yüzden işte diyor ki gözünü aç. Şimdi buradaki gözünü aç kartı e, şuna da tekabül eder aslında. Başka fırsatların da olabilir. Bunlara da mutlaka bir bak der. E, şuradan kitapçığını bulup oradan daha detaylı bakmak istiyorum müsaadenizle. Çünkü henüz hayvan rehberliği kartlarımı çok fazla kullanmadığım için anlamlarını çok 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 vakıf değilim ve kaçırdığımız bir şey olmasını istemem. Şöyle hemen bakalım, bakalım, bakalım. Hı. Ya işte. Ne zaman duracağını bil, geri çekil, mola ver. Şimdi burada diyor ki, büyük bir resmi görmüyor olabilirsiniz, tamam mı? Yani detaylarda çok fazla boğulup, detaylara çok fazla odaklanıp büyük resmi kaçırıyor olabilirsiniz ve şuradaki gibi belki bin tane meşguliyetin içinde aslında savaşıyorsunuz ve bir şekilde geri çekilmeniz lazım. Ve bazen gerekirse ilişkiye dahi mola vermeniz gereken durumlar olabilir diyor. Gerçekten bu kadar olur. Çok bence uyumlu gelmiş ee, ve zaman zaman ara vermenin gerekliliklerinden bahsetmiş. <laughs> Bakın ne diyor. Bu arayı vermek başta sizi ürkütebilir. Sorumluluklarınızı bırakamayacağınızı düşünebilir. Durduğunuzda da her şeyin karma karışık şuradaki gibi belki olacağından korkabilirsiniz. Aslında gereken cesaret zaten içinizde mevcut. Bundan şüphe etmeyin ve farklı olasılıkları, farklı fırsatları diyor. Yakalamaktan korkmayın. Gözünüzü açın. Bence gayet aslında net geldi ya. Vallahi. Hani <laughs> özellikle bunu eski bir partnere bir şekilde aranızda böyle ruhsal musal işte öyle şeyler <laughs> olduğunu düşündüğünüz bir partnere körü körü bağlanıp ondan kopma noktasında sıkıntılar yaşıyorsanız gözünüzü açıyorsunuz bağlarınızı kesiyorsunuz <laughs> anlatabiliyor muyum? anlatıyorum anlatıyorum siz de gayet anlıyorsunuz ama anlamazlıktan geliyorsunuz bazılarınız o benim ruh eşim, o benim ikiz alevim, o benim bilmem nem, o benim işte bir şeyim bir şeyim bir şeyim, o senin aslında hiçbir şeyin oluyor günün sonunda. Sen geçen yıllarınla boşa harcadığın vakitlerle izlediğin 10.500 tane tarot videosuyla kalıyorsun. Bu kanalda böyle şeyler yok arkadaşlar. Bu kanalda önce kendimiz. <laughs> Kendini sevmeyeni hiç kimse sevmez. Kendine değer vermeyeni hiç kimse değer vermez hemen o bağları kesiyoruz. Güzel bir bağ kesme meditasyonu yapıyoruz. Ve nerede, ne zaman durmamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi durumu bu olmayanlar içinse, ay özlemişim uzun zamandır. Biliyorsunuz video çekmiyordum uzun zamandır dediğim de 3-4 gün. Arkadaşlar, bazılarınız çok rekabetçi olabilirsiniz. E, takım çalışmasını kimi zaman gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Bakın buradaki adamlar bana hep şunu çağrıştırıyor. Birbirleriyle böyle savaşmak yerine performanslarına odaklansalar çok iyi bir iş çıkartabilirler böyle. Sanki sirkte böyle ateşle ilgili bir dans yapıyorlar. Fakat birbirlerinin ayaklarına bastıkları an işte hepsi birden aslında düşüp gidecek. O değnekler de sanki hepsine böyle girecekmiş gibi. Neyse. Ve diyor ki e her şekilde o adilliğini, adaletli tutumunu takım çalışmalarında, ikili ilişkilerinde de sağla. Özellikle hatırlayın, ikili ilişkileri gösteren bizim 7. evimiz. Evet, hem ciddi ilişkilerimiz, evliliklerimiz hem de ama iş ortaklıklarımız da burada gösterilir. O yüzden buradan tabi böyle bir havada almadım değil. Onun haricinde, onun haricinde. Özellikle sağlığınıza zarar veren durumlar varsa lütfen arkadaşlar bu konularda da dikkatli olun e, ee, size zarar veren, sağlığınızı kötü etkileyen, işte bu şekerse şeker, yağ ise yağ, artık şu an aklıma gelmeyen diğer başka şeyler, sağlığa zararlı her şey, bunları da bence kesmeniz gerekiyor. Kendi vücudunuzla inatlaşmayı bırakın. Tamam mı? Evet. Zayıf yönleriniz de bu şekildeymiş. Hayvan rehberliğiniz de bu şekildeymiş. Dilerim ki rezone olabilmişsinizdir. Lütfen yorum bırakmayı, abone olmayı, ve bildirileri açmayı beğeni de atmayı unutmayın. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Merhaba ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi bakalım sizin güçlü ve zayıf yönleriniz nelermiş? Şimdi güçlü yönlerinizde bir sezgilerin güçlü olması durumunu alıyorum. Ne demiş? Sezgisel hislerini dinle, bedenin ilahiden, mesajlar alıyor. Özellikle bakın bedenin demiş. Bu ne demek? Ee, sadece hissel olarak değil. E, görsel olarak da bir şeyler alıyorsunuz. Bir kısmınızın belki duru görüsü var. Bakın buradaki değnek ası bana hep bunu çağrıştırıyor. Tam aslında şu üçüncü göz çakrasına çok yakın diyebileceğim. Hatta neredeyse orada bir alev, bir kıvılcım var. Ve şurada da aslında kupa yedilisi de bize böyle hayallerimizi, e, görülerimizi, bazen ilizyon sanabileceğimiz, bazen aslında sarılarımızı da gösterir elbette. Daha olumsuz anlamlarında fakat şu an güçlü yönleriniz diye alıyoruz hatırlayın ki. Burada sizin güçlü sezgileriniz olduğunu söyleyebilirim. Bir kısmınız hatta işte tarot veya diğer çeşit ne diyelim. <laughs> Araçlarla kanallarla ilgili dahi olabilirsiniz. Böyle yetenekleriniz olabilir. Özellikle duru görü, duru işiti gibi kabiliyetleriniz olabilir. Burçlara baktığımda kupa yiğitlisi var. Akrep burcu, değnek ası var bir de. İşte koç, aslan veya yay olabilir haritanızda. Yine 7, 1 ve 5 rakamları sizin için değerli olabilir. Şimdi güçlü yönünüz olarak aldığımda şuradaki Orphan, yani yetimlik kartını bence siz yalnız başınıza zaman geçirme konusunda çok kabiliyetlisiniz. Kimisi yalnızlığı bir hastalık gibi görür. Yalnız kalmaktan, yalnızlıktan korkar ve hep böyle yanında birisi olsun ister sizde çok böyle bir şey almıyorum ben sanki zaten aksine yalnızlıkla beslenen bir insansınız ee, belki gerçekten bir bebeğinin sevgisinden şefkatinden yoksun bir şekilde büyüdünüz ama bu sizi bugün olduğunuz insan haline getirdi ve siz çok güçlü bir şekilde hayatınıza devam ettiniz ve e, şu yalnız kalışınız işte tam aslında bazılarını düşündüğünün aksine sizin şuradaki görülerinizi belki de güçlendirmiş dahi olabilir. Özellikle yalnız kaldığınızda bir şekilde böyle işte imajlar, görüntüler alıyor olabilirsiniz. Tam olarak şurada bakın 3. göz çakranızda ve 3. E, göz çakrasını yine bana hatırlattığı için telepetik kabiliyetleriniz dahi olabilir. Rüyalarınız mesela... Kupa yedilisi var çünkü burada. Rüyalarınız çok fazla çıkıyor olabilir. Rüyalarınız gerçekten derin anlamlar taşıyor olabilir. Yani bunu da ben göz ardı etmeyin derim. Buradan daha böyle mistik bir hava aldım. Bu desteği seçenlerden açıkçası. Böyle bir kabiliyet. Gerçekten hissel, sezgisel kabiliyetler. Ve belki de bir kısmınızın ee, bu kabiliyetlerinden şu an henüz haberi dahi olmayabilir zamanla çıkacağını söyleyebilirim belki zamanla farkına varacaksınız Çünkü değnek ası henüz daha bir şeylerin başında olmaktadır Belki 7 vakit önce belki 7 aydır zaten ee, yavaş yavaş bunun işaretlerini almaya başlamış olabilirsiniz Bir şekilde sürekli böyle mesajlar alıyor olabilirsiniz ilahi kanaldan ve e, yani şurası çok bir rüya gibi değil mi? Olur ya böyle ne bileyim bir fincanda bir rüyada işte böyle gelinlikli bir kız çıkar. Böyle siz de bence yani sembollere anlamlar yükleyen insanlarsınız. Evet. Ve bence sizin şimdi buradaki dedim ya ay <laughs> pardon. Buradaki dedim ya hani kupa yedilisi hayallerimizi gösterir diye. Ee, Hayallerimizin yanına değnek asının gelmesi. Unutmayın ki aslar bizim için e, ne ne ası? Değnekler aman öf, asalarla karıştırdım. Asa değnek tamam mı? Buradaki ası da direkt asa yaptım. Asalar ateş enerjisini gösteriyor. Ateş demek yaratım değil mi? Yang enerjisi, eril enerji esasında. Sizlerin ama bence yok ya. Eril ve dişin enerjiniz bence dengedesin. Burada çünkü hem su var hem de ateş. Haritanız da bence böyle olabilir özellikle. Biraz böyle pasif agresif de olabilirsiniz su ve ateş deyince. Neyse bu hayallerinizin mesela işte diyelim ki rüya görüyorsunuz gerçeğe dönüşüyor ya da gerçek olduğunu görüyorsunuz. E, ateş yaratım enerjisini gösterdiği için ben bir şekilde görülerinizin, hayallerinizin, belki işittiklerinizin doğru olduğunu çıkarıyorum buradan. Belki işte ne bileyim kahve falı bakıyorsunuz doğru çıkıyor. Belki tarot açılımı yapıyorsunuz doğru çıkıyor gibi ya da ağzınızdan çıkan herhangi bir kelime doğru çıkıyor olabilir. Burada daha böyle soyut, sezgisel, dünyada kabiliyetli insanlar benim aldım. Peki bunu bir kenara alalım. Sizlerin zayıf yönleri nelermiş? Zayıf yönleriniz. Tamam tamam. Korktum sizden. <laughs> şöyle. Cık 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 cık. Şimdi biraz şöyle durup düşüneceğim. <laughs> ay, ay, ay. Arkadaşlar Medyumluk kartın verdiği yine vefat etmiş sevilenlerle bağ kurma konusunda doğal bir yeteneğin var. Ne dedik? Hisleriniz sizin çok daha belirgin olarak geliyor. Yani birinci desteğiyle karşılaştırabilirsiniz. Siz tamamen soyut. Onlar da bir nevi somut daha maddi dünya ile işte dışlıydı diyebilirim. Her ne kadar orada duygular da olsa sizin konunuz çok daha farklı bir konu. Sizin şimdi hisleriniz zaten şurada söylemiştik ya güçlüydü bir şekilde yani şu iki kart hatta birlikte koyayım. Ayrılmasınlar. Sezgisel hisleriniz o kadar güçlü ki bunu nasıl sebebi şu an farkında olmayacağınız bir medyumluk dahi olabilir. Ve bunu daha önce ben bir videomda da anlatmıştım. Eğer kanalda yeniyseniz o videomu mutlaka izleyin psişik kabiliyetlerin neler videosu? Üç tane deste var. Birini seçin. Yani o kadar herkesin rezon olduğu, o kadar nokta atışa giden bir video oldu ki mutlaka izlemenizi öner öneririm. Zamansız bir zamana niyetlenmiştim çünkü. Şimdi medyumluk şöyle bir kabiliyet. E, profesyonel bir şekilde, doğru bir şekilde kullanamayanlar için. Düşünün ki bir telefonunuz var. Telefonunuzun Wi-Fi ayarı açık ve e, siz istemediğinizde dahi bulduğu bağlantı ya işte bulduğu a e, bağlanmaya çalışıyor ve telefonunuzun sürekli şarjı düşüyor. Halbuki siz o ağa bağlanmak istemiyorsunuz. Tamam mı? Medyumluk da işte doğru bir şekilde kullanamadığınızda Özellikle geçmişinizdeki bakın kupa altılısı tam bir geçmiş kartı, tam bir nostalji kartı. Özellikle bakın bunu anlamak için tarot bilmenize dahi gerek yok. Görüyorsunuz değil mi imajı? Adam köpeğiyle birlikte çocukluklarını düşünüyor. Köpeği yavru kendisi çocuk. Bir geçmişi hatırlama kartı. Özellikle geçmişe kaybettiğiniz sevdiklerinize inanılmaz bağlarınız olabilir. Bakın gerçekten geçmişte yaşıyor olabilirsiniz. Ve ya bu kadar olur zaten. Clean it up. Temizle diyor. Temizle. Geçmiş bağlarından kurtul. Bakın kendinizi çok böyle kapana sıkışmış, e, çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Zihninizde bilmediğiniz bir e, kısılık almışlık işte adeta mental bir hapishane duygusu olabilir size ele geçiren. Halbuki diyor ki bu yalnızca bir yanılsama aslında gerçekte kızımızı bağlayan hiçbir şey yok aynadaki yansıması bu şekilde elleri kolları gözleri bağlı anlatabiliyor muyum bunu pekala temizleyebilirsiniz ee, çok güçlü çok yoğun geldi bu deste şöyle arkadaşlar bu konuda bence araştırma yapın ve nasıl enerjinizi korursunuz nasıl koruyabilirsiniz çünkü sürekli eğer e, özellikle bu ve vefat etmiş sevilenler vesaire ya da başkalarıyla ister istemez telepatik bir bağlantının içinde bulunuyorsanız, bir enerji akışında bulunuyorsanız bu sizi yıpratır, bu sizi yorar. Tamam mı? Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Bu konularda dikkatli olun mutlaka. Neden diyorum yani <laughs> bana da çıktığı için diyorum medyumluk konusunu bilhassa. Kendimizi koruyarak yaşamalıyız. Yoksa bir şekilde e, atalarımız <laughs> ya da başkaları geçmişten gelen enerjimizi çekmeye devam edebilir. Özellikle e, benim yine kanalımda bir şekilde benimle tanışıp benden danışmanlık alanların tek tek tarot destesi aldığını görüyorum. Ama bir şekilde deste aldıktan sonra kötü etkilendiklerini söylüyorlar. Arkadaşlar yani... Bunlar kart ve bu kartlar siz onlara önem verdiğiniz kadar e, güçlü olabilir. Şimdi kartlarınızın elbette tamam bir gücü var çünkü kolektif bir enerjiye bağlanıyor bir şekilde size mesaj iletiyor. Ama unutmayın ki sizin bu kartlara yüklediğiniz sizin kendi enerjiniz. Siz eğer kendi enerjinizi yüksek tutarsanız e, kartlarınız da sizin enerjinizi çekemez, sizi sömüremez ve özellikle lütfen kartlarınızı açık ortamda bırakmayın benim tavsiyem bu olur size mutlaka ya kapalı aldığınız kutunun içinde olsun ya da bir kesenin içinde olsun eee kendinizi enerjinizi çok fazla korumanız gerekiyor. Bakın bu konusu gerçekten çok tüketiyor olabilir. Buradaki gibi böyle rüyalarınızın içinde çok fazla boğuluyor olabilirsiniz. Çok fazla rüya görüyor olabilirsiniz. Çok fazla rüyanızda böyle yakınlarınızı, belki özellikle vefat etmiş kişileri vesaire akrabaları görüyor olabilirsiniz. Çocukluğunuzdan tanıdığınız insanları bir şekilde görüyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sezgileriniz sizin çok yüksek. Lütfen dikkat edin. Lütfen <laughs> temizle diyor bakın. Temizle. Profesyonel bir şekilde kullanın. Bu ne demek? Öğrenin. Kendinizi nasıl koruyacağınızı, nasıl muhafaza edeceğinizi öğrenin. Bunun ardından yeteneğiniz var mı? Tamam, çok güzel. Kullanın. Ben tarotu şu an e, üçüncü kez başlamış halim bu benim. Daha önceki ikisinde ben de kendimi nasıl koruyacağımı bilmiyordum. Bu işler enerji işi. Kendimizi nasıl koruyacağımızı öğreneceğiz. Artık çok şükür kendimi korumayı öğrendiğim için rahatım, <laughs> huzurluyum. Şimdi rehber hayvanınızın mesajına geleceğim. Ee, tilki şekil değiştir demiş. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki bu desteği çok fazla kullanmıyorum. Her ne kadar hani bir kez kitabı okumuş olsam da çok fazla kullanmadığım için anlamlarına çok çok vakıf değilim açıkçası. Kitaptan bulmaya çalışacağım ve kitaptan size anlamını okuyacağım. Şimdi bakın. Ha, çıktı işte zaten. Önceden de okuduğumda çizmişim. Kamuflaj, görünmezlik, kurnazlık, zeka, sihir, duru algılar. Çok güzel. Sizin de yine duru algılarınız geldi. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Şöyle yapalım. Diyor ki e her ortama uyum sağlama becerinizde diplomatik yeteneklerinizi hem kendinizin hem de başkaları için kullanabilirsiniz. Şekil değiştirme yeteneğinize güvenin. Ve onu kullanın. Şimdiye kadar uyguladığınız yollardan farklı bir yol denemeniz veya farklı bir şekilde davranmanız gerektiği haberi veriliyor olabilir. Değişime güvenin demiş. Evet değişime güvenmeniz gerekiyor ama bence asıl almanız gereken şuradaki daha farklı bir mesaj. Etrafınızdaki, etrafınızdakilerin dikkati hoşunuza gitse de bazen daha az dikkat çekecek veya daha az görünür olmanız gerekebilir diyor. Bu ne demek? Ee, bazen de saklanmak isteyebilirsiniz. Bu iki durumun işte ortasını bulmanız gerekiyor. Ya bazen çok e, göz önünde oluyorsunuz, ya da bazen çok fazla saklanmak istiyorsunuz. En baştaki şu yetimlik kartını hatırlayın lütfen. Peki, peki. Ve diyor ki. Gerek gündelik hayattaki detayları gerekse evrensel mesajları rahatlıkla fark edip görebiliyorsunuz. İşte medyumluk ve sezgisel hisler bu kadar olur. Tilki ruhu sizi duru algılarınızı açmada yardımcı olabilir size. Şimdi bunları yargısız bir şekilde uygulama zamanı çünkü bu şekilde başkalarının da farkındalığını artırmak gibi çok önemli bir yeteneğiniz var. Birçoğunuz gerçekten bu arada tarot yorumcusu olabilir. Çünkü biliyorum tarot okuyucusu arkadaşlarım da izliyor beni. Bu aynı zamanda bir sorumluluğunuzu da teşkil ediyor diyor. Yani bir şekilde bu sizin gerçekten mesela sorumluluğunuz olabilir. Başkalarına sizin de bu kanalla yardımcı olmanız, rehberlik ediyor olmanız çok olası. Ve demiş ki kurnazlık ve olayları istediğiniz şekle sokma büyüsü doğal yeteneklerinizden. <laughs> bu esnada başkalarını yönlendirmeye çalışmadığınızdan emin olun. Çünkü buna hiç ihtiyacınız yok. Toteminiz, tilki ise yüksek zekanızla ve dayanıklılığınızla hayat oyununda zaten ne demiştik? Bakın siz dayanıklı insanlarsınız. Yani yalnız bir yolu yürümüşsünüz ve yalnızlıktan güç alıyorsunuz. Hatta belki işte şu hislere bağlandığınız için yalnızlığı özellikle seviyor dahi olabilirsiniz. Hem hayat oyununda rahat ve başarılı bir şekilde hem bir senarist hem bir oyuncu hem de seyirci olabilirsiniz diyor. Evet birbiri uyum içinde geldi. <laughs> Çok sevindim söylemek istediğim bir şey vardı benim ama acaba neydi şu an onu unuttum <laughs> hmm. evet 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 siz gerçekten mantıksal hayata biraz böyle gözlerinizi kapatıp tamamen duygularda yaşıyor da olabilirsiniz gerçekten duygularda ve aslında rüyalarda hayallerde yaşıyor da olabilirsiniz bu olabilir zayıf yönünüz gerçekten bu zayıf yönünüzde işte aşmak için de ne yapmanız gerekiyor şekil değiştirmeniz ve kendinizi şu hususlarda koruyabilmeniz gerekiyor evet pekala <laughs> benden bu kadardı arkadaşlar rezon olduysanız lütfen yorum bırakmayı kanala abone olmayı beğeni bırakmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın